Nazan Karaca Bey, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Eş Genel Başkanıyım. Bugün burada sağlık, emek ve bakım yükünün çok büyük oranda temsilcisi olan bir mesleğin, hemşirelerin seslerini duyurmak için bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi çok yakın zamana kadar feminize olmuş bir meslekken bugün biraz daha karma bir meslek haline geldi. Ancak yine de kadınların, kadın hemşirelerin çalışma hayatındaki sorunları değişmediği gibi katmerlenerek yükselmeye bir sorunlar yumağı olmaya devam ediyor. Bizim en büyük sıkıntımız istihdam açığıdır. İkincisi şiddettir. Bugün şiddete en çok maruz kalan meslek grubu hemşirelerdir. Ve hemşirelerin içerisinde de en çok kadın meslektaşlarımız şiddete karşı savunmasız. Yani psikolojik şiddetten, sözel şiddetten, cinsel şiddete varana kadar sadece hizmet verdiğimiz hasta yakınları ya da hastalardan değil, mesaiyi ortak paylaştığımız maalesef çalışma arkadaşlarımızdan da yansıyan türlü şiddetlere maruz kalıyoruz. Pek çok genç arkadaşımız atanamadığı için özel sektörde açlık sınırının altında çalışma hayatını yürütmek zorunda kalıyor. Buna rağmen kalıcı, sağlıklı, güvenli istihdam talebi sağlık emeğinde karşılanmış durumda değil. Bizim aslında en büyük problemlerimiz bunlar. Ve çalışma hayatında ayrıca bizim için en büyük sorunlardan biri örgütlenme özgürlüğünün önündeki engeldir. Merhabalar, ben Eylem Kaya Eroğlu, SESMYK üyesiyim. Bugün Sağlık Bakanlığı'nın önündeyiz. Esasında Sağlık Bakanlığı'ndan bir randevu istemiştik. Hemşirelik sorunlarını konuşmak ve çözüm önerilerimizi sunmak üzere. Fakat her zamanki gibi Sağlık Bakanı bizi görmezden gelmeye devam ediyor. Biz de ısrarla buraları eylem alanları haline getireceğiz. Çünkü Sağlık Bakanı, biz hemşirelerin sesini duymak zorundasınız. Sorunlarını çözmek zorundasınız. Biz hemşireler uzun çalışma saatleri, iş yükü, hasta yükü altında tükenmişlik sendromu yaşıyoruz. Biz hemşireler kadın olarak artık gücümüzün, kapasitemizin son sınırlarını zorluyoruz. Çünkü biz önce insanız. İnsan olmanın gereğini yerine bile getiremiyoruz. Şu an arkanızda gördüğünüz Bilkent Şehir Hastanesi'nde hemşire arkadaşlarımıza başhekim gelip şunu söyleyebiliyor. Burada hemşire deskinin ne işi var? Sayın başhekim, biz insanız. Orada hemşire deskinin ne işi olup olmadığını sizinle birlikte çalışırken, orada otururken de biliyordunuz. Biz öncelikle insan olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz. Şu an hemşire arkadaşlarımız, kadın arkadaşlarımız performans ve işlem yükünün altında ezilmiş durumdalar ve bunu bir ciddi bir tehdit olarak görmeye başladılar. Özellikle şehir hastanelerinde bizler modern köleler haline getirilmiş durumdayız. Bizim tuvalete gitmemiz, yemek yememiz, çocuğumuzun bakımı hepsi sıraya bağlanmış durumda. Bakın, refakat izni bile kullanamıyoruz biz. Çocuğumuzun hasta olduğunun, hayati tehlike riskinin olup olmadığını kanıtlamak zorundayız. Eğer hayati riski yoksa bize yıllık izin al diyorlar artık. Gelinen nokta bu. Bu sorunların çözümü için biz buradayız. Bizi duymamak için ısrar edenlere karşı sesimizi bütün kamuoyuna duyurmak için buradayız. Ve burada olmaya da devam edeceğiz. Merhabalar, ben Elazığ Ruh Sağlığı Hastanesi'nde hemşire olarak hizmet vermekteyim. Bu eyleme katılma nedenim, eğer Sayın Bakan bizleri kabul etseydi, şunları söylemek içindi. Öncelikle hastane yöneticilerimizi bu konunun dışında tutmak istiyorum. Çünkü kendileri gerçekten özverili bir şekilde çalışmakta ve ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ancak hastane binamız çok eski ve yetersiz hizmet vermek açısından. Zaten temel sorunumuz da bunda kaynaklanıyor. Birincisi, servislerimizde klima yok. Bina çok eski ve sistemin bunu kaldırmadığı söyleniyor. Sıcak havalarda maalesef hastalarımız soyunuyorlar, yerlere yatıyorlar. Mesailerimizin çoğunda, özellikle gece, çoğunluk hastaları kaldırıp yatağa götürmekle geçiyor mesaimiz. Havalandırmamız çok yetersiz. Maalesef hastalar sigara içiyorlar ve sigara içtikleri için o havalandırma da yetersiz olduğu için koridora çıkamıyoruz. Çünkü sürekli baş ağrısı, o sigara kokusundan dolayı migren atakları geçiriyoruz. Çoğu arkadaşımız bu konuda gerçekten muzdarip. Sürekli tuvalet temizliği yapılmasına rağmen ve gerçekten personelimiz bu konuda özen göstermesine rağmen sürekli orada idrar kokusuyla boğuşuyoruz. Hastalar geceleri kokudan uyuyamadığını söylüyorlar. Biz kokudan koridora çıkamıyoruz. Ya hasta kontrolüne çıkamıyoruz. O kadar söyleyeyim, yani şartımız maalesef o kadar kötü. Servislerimizin çoğunda 40 tane hasta kalıyor. Ve gece vardiyaya kalan 2 hemşire. Ya bakanımıza bunu sormak istiyorum. Bu hangi kalite standartına sığıyor diye. Bir odada 10 tane hastamız kalıyor. Ve maalesef güvenliğimiz de çok yetersiz bu konuda. Özellikle performans sisteminden sonra şöyle bir sıkıntımız oluştu. Klinik tablosu çok kötü hastalar.
aynı gün içerisinde aynı servise birden fazla sayıda yatabiliyorlar. Mesela geçen gün 7 tane hasta yattı ve 7'sinde klinik tablosu birbirinden kötüydü. Ve maalesef bu hastalar birbirlerini darp ediyorlar. Ve her servisimizde tek bir gözlem odası var. Bu da bizim açımızdan hem hastanın kontrolünü hem de takibini maalesef çok zorlaştırıyor. Ve dediğim gibi güvenlik sayımız da yetersiz. 3 servise bir güvenlik düşüyor. Yeri geri çoğu yere biz hastalara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Bu sırada hastanın tehditlerine maruz kalıyoruz. Hasta tarafından darp ediliyoruz. Yeri geliyor hasta tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğruyoruz. Bu konuda maalesef biz çok mağduruz sağlık çalışanları olarak. Yani ben o koridora çıktığımda bir hasta tarafından darp edilebilirim, öldürülebilirim, tacize uğrayabilirim ve biz sürekli bu risklerle karşı karşıya kalıyoruz bu hastanemizde. Bize de hastalarımıza da aynı yemek çıkıyor. Maalesef gerçekten hastaların en büyük sıkıntısı, bizlerin de tabii konuda muzdarip olduğu şey, yemeklerin gerçekten hem çok yağlı olması, yeteri kadar pişmemesi, bir diğer sorun da mesela yetersiz olması. Özellikle şunu örnek verebilirim. Mesela kahvaltıda atıyorum bir paket işte ortalama şunu söyleyeyim. Yani hani kendi listelerimiz de var. Bunlar kontrol de edilebilir. Bakanlıktan da şeyden de İl Sağlık Müdürlüğü'nden özür diliyorum. Ara öğünde hastalarımıza bazen yeri geliyor. İki tane bisküvi küçük şöyle petibör veya da kuru pasta veriyoruz iki tane. Hasta doymuyor. Sürekli bu şikayetlerle karşı karşıya kalıyoruz. Yakında 100. yılına girecek olan ve neredeyse bölgede 18 ile hizmet vermekte olan ve bu kadar köklü bir tarihe sahip olan bir hastanede neden bu sorunlar görmezden geliniyor bakanlık tarafından? Ve neden bakanlık bu hastanenin şartlarını iyileştirmek için ve daha temiz ve kaliteli bir binada hizmet vermemiz için yeteri kadar bütçe ayırmıyor? Bunu kesinlikle kendilerine sormak istiyorum. Bölgemiz bildiğiniz gibi deprem bölgesi. Ve biz bu bölgede maalesef bu kadar eski ve şartları kötü binada hizmet vermek zorunda kalıyoruz. Bakana şunu sormak istiyorum. Bizlerin ve hastaların canı bu kadar ucuz mu? Gerçekten bu tablo Türkiye 100 yılına yakışıyor mu? Eğer kendisiyle görüşseydim bu soruların cevabını kendisinden almak isterdim.